Günaydın, hayırlı sabahlar, enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle başlıyoruz. Bugün sizlere çok güzel haberlerim var. Heyecandan kalbim küt küt atıyor. Zaten o enerjiyi hissediyorsunuzdur. Dün bir tane izleyenim şöyle bir yorum yazmış. Biraz sanki seni solgun gibi gördüm. Biraz motivasyon düşük. Nasıl hissediyorsunuz ya? Dünkü videomda mesela onu hissetmiş ve evet öyleydi. Bir ara gerçekten canım çok sıkkındı. Kalbim pat pat atıyordu. Panik atakla alakalı bir sıkıntı olmuştu o sıralarda. Videomu tamamlamak için çekmeye çalışıyordum bir taraftan. O kadar beni iyi tanıyorsunuz ki gözümün bakışından, davranışımdan, mimiklerimden ailem olmuşsunuz. Yani annem beni nasıl tanıyorsa ya da eşim, çocuklarım, moralimin bozuk olduğunu, canımın sıkkın olduğunu, mutlu olduğumu sizler de beni öyle tanıyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Yani bunlar bile beni o kadar çok mutlu ediyor ki Allah her birinizden razı olsun diyorum. Bakın bugün enerji tavan. Bol bol da enerji göndermeye çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz ben çok dikkat ediyorum. Hiç kimseye kötü enerji yaymamaya, göstermemeye. Hayatın zaten olumlu da olumsuz bir sürü şeyiyle insanlar kendi içlerinde uğraşıyorlar. Yaşıyorlar. Bir de ben etki etmeyeyim. Beni izledikleri zaman biraz mutlu olsunlar. Eğer canları sıkkınsa, moralleri bozuksa kalkıp biraz enerji bulsunlar istiyorum. Hayata sımsıkı tutunsunlar istiyorum. Çünkü nefes alıp veriyorsak hala bir umudumuz vardır. Ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamamız gerekir. Ben her zaman bunu empoze etmeye çalışıyorum. Sizlere de, kendime de tabii ki. Sonrasında ben de izliyorum kendimi çünkü. Neyse, anlatacağım daha çok şey var ya. Böyle çok heyecanlıyım. Arka arkaya konuşmak istiyorum. Sıkmak da istemiyorum ama anlatacağım. Instagram'dan beni takip edenler zaten görmüştür. Dün binlerce mesaj geldi. Anlatamam. Herkes o kadar sahip çıktı. Herkes o kadar çok sevdi. O kadar mutlu oldum, gurur duydum ki zaten sizlerle küçük bir sürpriz yapıp bir tane videomun arasında kitap kapağını paylaşmıştım. Siz biliyorsunuz zaten takipçilerim. Bugün artık kitap yayında, satışa başladı. Tüm Türkiye'ye yavaş yavaş dağılıyor. Biraz sıkıntılar oldu. Şununla alakalı sıkıntılar oldu. Dağıtımla alakalı. Bir anda hani çıkamadı hemen. Bırakın şimdi oralar biraz teferruat. Oralara çok detaylara girmeyeyim. Neyse çok şükür kitap dağıtıma başladı. Çıkıyor. Şu anda internet üzerinden sipariş verebiliyorsunuz Diyanar mağazalarından. Ben linki bırakırım almak isteyenler için. Biliyorum birçoğunuz bekliyor bugün bu kitabı. Diyanar mağazalarında bir sürü kitapçılarda var. İnternet üzerinden alabiliyorsunuz. Bazı şehirlerin Diyanar mağazalarına da girdi. Ama yavaş yavaş zamanla yayılacak. Her yerde olacak tabii ki. Trendyol'da satış başlayacak. Carrefour'a girecek. Şimdi aklıma gelmiyor ama birçok yere gireceğiz Allah'ın izniyle. Avrupa'da izleyenler var. Canlarım benim. Memleketten gelen hasret, bir lavanta kokusuna bile hasret olanlar var. Biliyorum. O yüzden zaten kitabın o kadar çok büyük anlamı var ki herkese hitap etmeye çalıştım bu kitapta. Avrupa'da da satış olacak. Sanırım bir site isim söyledilerdi bana. Şimdi hatırlayamadım. Bir yerlere not aldım. Hatırlayınca söyleyeceğim. Oradan da alışveriş yapabilecek Avrupa'daki beni izleyen değerli takipçilerim, gurbetçi kardeşlerim. Oradan da sizler alabileceksiniz. Hemen zaten ilk sorduğum şey şuydu. Avrupa'dan alabilecekler mi? Tek aklıma gelen o oldu inanın. Allah'ın izniyle her yerde olacak ve her yerde satışa sunacak. O ilk baskıyı bitireceğiz. İkinci, üçüncü, dördüncü baskılar gelecek Allah'ın izniyle. Çünkü ben bu kitabı çıkartırken ilk önce kendi hayalimi gerçekleştirdim ama birçok kadına da siz isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin mesajı vermek için bu yola çıktım. Ve kadın isterse gerçekten her şeyi başarır. Ben çocuklarıma bırakacağım bir miras bırakıyorum ve sevenlerime iz bırakmak istedim. Ben de bilirdim başka şeyler yapmayı ya da farklı yollardan para kazanmak için saçma sapan videolar çekmeyi, içerikler üretmeyi. Benim böyle gayelerim yok. Ben gerçekten kaliteli işlere imza atmak ve iz bırakmak istiyorum. Şu kalplerde de iz bırakmak istiyorum. Hayatta da yaşadığım sürece güzel izler bırakmak istiyorum ve tek gayem de bu. Allah da çok şükür nasip etti. Mutluluktan uçuyorum. Kelimenin anlamı tek kelimeyle bu. Gerçekten çok mutluyum. Allah sizlere de nasip etsin. Gönlünüzün muradını inşallah. Bugün sanırım kargoda kitap gelecek. Ay gelsin artık göstereyim. Vallahi duramıyorum. Günlerde uykusuz geceler artık bitsin. Ama dün gece bir rahat uyku uyudum. Çünkü artık kitap satışa başladı.
ve ben paylaştıktan sonra satış rekoru kırdı. Herkes bekliyordu zaten. Bir anda herkes almaya başladı. O kadar mutlu oldum ki, yani bana verdiğiniz destekten ötürü Allah bin kere razı olsun. Dilerim de sizin de hayalleriniz gerçek olsun inşallah diyorum. İyilik bulaşıcıdır. Bugün bana yaparsınız, sizin başınıza başka güzel bir şey gelir. Ben birine yapmışımdır, benim başıma güzel bir şey gelmiştir. Ben buna çok inanıyorum. Er ya da geç, siz iyi olun, doğru olun. Bir şekilde sonunda kazanan siz olacaksınız. En mutsuz olduğunuz anı düşünün. Sonunda mutlaka Rabbim bir mükafatla sizi ödüllendirmiştir. O yüzden her zaman iyi olalım, iyilikten vazgeçmeyelim, kötülükten beslenmeyelim diyorum. Neyse, daha çok konuşacak şey var, daha anlatacağım. Oo, neler anlatacağım size. Bugün uzun bir gün olacak. Ama ilk önce şu sabah kahvelerimizi içelim. Bu güzel kupalarla tabii ki. Eşim de beni içeride bekliyor. Şöyle onunla bir sabah kahvesi içelim. Çocuklar çoktan okula gitti. Bu sabah eşim götürdü sağ olsun. Sonra çayımızı demleyip kahvaltı hazırlıklarına başlarım ben. Evet, mutfak yine karıştı gördüğünüz gibi. Peki neden karıştı diye sorarsanız eğer. Çekmece Allah'ın izniyle bugün yapılıyor. Çünkü servis geliyor. Birazdan yapacak. Ben de heyecanlandım. Hadi bakalım. Bugün muradımıza eriyoruz. Hepimiz hep beraber. Geldiler. Aşağıdalarmış. Şimdi yukarı çıkıyorlar. Ve Zübeyde Köseyener iftiharla sunar. Şükürler olsun hanımlar. Çekmece kapandı. Bulaşık makinesi yerine oturdu. Yani bu sefer de o öne çıkmadı. Hatta bir ara neredeyse o öne çıkıyordu. Sormayın başa gelenleri. Neyse, Allah'ın izniyle uzun bir süreden sonra artık bu kapakta yerini buldu. Ne diyeyim? Bakın, er ya da geç sabrederseniz mükafatını alıyorsunuz. O yüzden hiç aceleye gerek yok. Şükürler olsun. Bu işte halloldu. Bir tek perde kaldı. Ben aslında biliyorsunuz perde siparişi vermiştim ama o zamlarla beraber benim gelmeyen perdeye de o zam eklenince çok canım sıkıldı gerçekten. Ben 800-900 lira şu kadarcık küçücük bir cama para veremem. Yani günahtır bu artık. Gerek de yok bence. O yüzden onu iptal ettim. Neyse, normal bir store perde almayı düşünüyorum. Jaluzi perde siparişi vermiştim. Benim sipariş verdiğimde 500-600 TL civarıydı. Üstüne bir fiyat geldi. 800-850-900 lira buldu. Dedim kalsın. Gerek yok. Şimdi neyse, bakarız. Olmadı, jaluzi bulursam uygun fiyata onu alırım. Yoksa güzel store bir perde takarım oraya Allah'ın izniyle. Çünkü şu arada boşluk var ya, onu sevmiyorum. Yoksa bu perdeyle ilgili de bir sıkıntım yok. Evet, mutfağımız gayet güzel. Tertemiz, ışıl ışıl oldu. Şimdi biz birazdan bir kahve keyfi yaparız. Dışarıya çıktık. Şöyle ailecek güzel bir yemek yedik, geldik. Kendi aramızda mini bir kutlama diyelim. Güzel oldu. Eşim dedi, hadi gel şöyle kutlayalım bu anı dedi. Allah razı olsun. Çocukları da okuldan aldık. Hemen gittik. Ve eşimin sevdiği spangüleden yapıyorum. Tabii ki ben de eve gelince hemen spangüle yapayım dedim. Hazır alın diye düşündük. Yok dedim, ben eve giderim, 2 dakikada yaparım. Şimdi onu karıştırıyorum. Ondan sonra böyle çayın yanına. Şimdi bazen de şu muhabbet oluyor. Çayın yanına da olur mu canım, bu kadar ağır tatlı? Vallahi biz seviyoruz. Herkes bazen tercih etmez ama biz tercih ederiz. Spangüle tarifi isteyenler için hemen yan tarafa bırakıyorum tarifini. Bakarsınız oradan. Gerçekten pratik ve tam tutan bir tarifim var. Seveceğinizi düşünüyorum. Yepyeni bir günden herkese merhaba. Ay hiç sormayın ya, o videonun sonu nasıl oldu öyle? Ben bile inanamadım kendi çektiğim videonun sonuna. Bir kere tatlının sonu yok. O kadar yorulmuşum, o kadar telaşa düşmüşüm ki anlatamam sizlere. Ne olur kusuruma bakmayın. Bu seferlik affedin. Heyecanıma verin, mutluluğuma verin, kusurları görmeyi verin diyorum. Kitap çıktı, işte kitabın haberini verdim. Telefonlar, tebrikler, mesajlar. Hiç ummadığım, hayal etmediğim insanların bile arıyor olması beni o kadar mutlu etti, o kadar onurlandırdı ki. Sonrası bende iptal. Videoyu çekmiş kaydetmemişim. Sonra o arada gitmiş, silinmiş. Aslında üzüldüğüm bir taraftan da emeğim gitti. Ama olsun dedim, neyse bunda da vardır bir hayır. O yüzden ne olur kusuruma bakmayın. Şimdi ertesi günden devam ediyormuşuz gibi düşünün.
Bugünkü yemeğimiz kuru fasulye pilav, yani sofraların sultanı tabii ki. Güzel de bir kerevizim var. Kerevizle de havucu rendeleyip şöyle yoğurtlayacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor yanına. Bir de şöyle soğan söğüşü yaparız. Oh, mis gibi, değmeyin keyfimize. Bir an evvel yetiştireyim ki istiyorum videoyu. Aha, bazen bu aceleciliğimiz de bizim başımızda iş açıyor. Yetiştireyim ki hani işte kitabım çıktı, duyuracağım sizlere falan, haber vereceğim. Neyse, geç olsun güç olmasın. Vardır bunda da bir hayır diyelim. Her zaman için öyle düşünmek, öyle inanmak gerekiyor. Yemek pişsin. Ondan sonra bugün yapılacak başka işlerim de var. Onları da hallederim o arada. Sabahtan beri koşturuyorum zaten. Bir oraya bir buraya, hiç daha oturmadım. Telefonu bile yeni elime aldım. Video çekebilmek için. O yüzden bu aralar azıcık idare edin. Sonrası gerçekten çok ama çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bugün de öyle güzel bir hava var ki sanırsınız Mart'ın sonu, Nisan'ın başı. Maşallah, Sübhanallah, evde güneş vuruyor, kombiyi de kıstım, mis gibi de bir hava var. Valla bilmiyorum, belki dışarısı soğuktur ama güneş vurduğu için evin içi ısındı. Televizyonda da Kadir Ezildi'nin programı var şu anda. Bir taraftan da gözümün ucuyla onu da takip ediyorum. Neden diye sorarsanız eğer, programdan davet edildim ama sorun bakalım. Cesaret edemedim, kabul edemedim, reddettim. Çünkü o eleştiriler, o yapılan şeyler bana göre değil. Biraz kaldıramayabilirim. Çok fazla dedikliyorlar, çok fazla irdeliyorlar. Ben ne çıkar öyle yorumlar yaparım, insanların kalbini kırarım. Ne de kendime o şekilde yorumlar yapılmasına müsaade ederim. En iyisi mi dedim Zübeyde? Sen otur oturduğun yerde, ama güzel bir program. Tabii Kadir Bey de öyle. Gidenler eminim en güzeliyle layıkını vererek yapıyorlardır. Ben azıcık daha durayım. Kuru fasulyemiz pişti. Hemen arkasından da şöyle pilavı yapıyorum. Pilavı da yaparken birazcık böyle anlatacağım. Merak ediyorsunuz nasıl tane tane oluyor diye. Kuru fasulyeyi de göstereyim bu arada. Neyse, birazdan göstereyim sucuğunu katınca. Arpa şehriyi güzelce kavurdum. Ve hemen şöyle 2 su bardağından biraz fazla pirincim var içerisinde. Önceden tabii ki nişastasını iyice çıkartacak şekilde yıkadım. Böyle bir saat kadar falan suya ısladım. Ilık suyun içerisine. Bu da bir püf noktasıdır. Hemen arkasından gördüğünüz gibi kavrulmuş arpa şehriyelerin üzerine ekledim. Ve tuzunu kavurma esnasında ekliyoruz. Bakın bu da bir püf noktasıdır. O zaman pirinciniz hiçbir şekilde kırılmaz. Kavururken ekleyin tuzunu. Şöyle güzelce kavuracağız ama böyle çok da fazla kavurmayacağız. Takribi 2-3 dakika kadar diyebilirim size. Ara ara karıştırarak şöyle pilavın bir güzel kokusu vardır. O koku çıkacak şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Güzelce pilavımız kavruldu. O kavrulma kokusu da geldi. Hemen üzerine çıkana kadar sıcak su ekliyorum. Herkes kendi pirincini bilir. Bazı pirinç suyu çok çeker, bazısı hiç çekmez. O yüzden lütfen ona dikkat ederek yapın. Ben böyle kendi pirincimin gördüğünüz gibi hafif üzerine çıkacak şekilde ekliyorum. Göz kararı yapıyorum. Çünkü biliyorum artık. Şöyle ilk seferde pilavın altını yüksek açacağız. Sonra kaynama noktasına geldiği zaman, pişmeye başladığı zaman orta ayara getirip o şekilde pişireceğiz. Ve pilavın piştiğini şöyle anlayabilirsiniz. Kesinlikle bu kapağı kaldırmayın. Böyle üzeri delik delik olmaya başlar. Şu tıkır tıkır da bir ses gelir. Ben genellikle herkese böyle öğretiyorum. Ondan sonra da herkesin pilavları Allah'ın izniyle güzel pişmeye başladı. O tıkır tıkır gelen en son ses artık ben piştim sesidir. Şöyle cam ise eğer tencerenizde, üzerine bir bakın, delik delik olur her tarafı. O da zaten size piştiğinin göstergesi olacaktır. Neyse, şimdi o pişsin, zaten en son tekrar gösteririm. Bu arada ben hemen kerevizimi ve havucumu rendeleyeceğim. Evet, pilavımız aslında pişti. Şöyle ben kenardan görüyorum, delik delik oldu. Bir de sesi dinletmek istiyorum, inşallah duyurabilirim. Bu ses, bu tıkırtılı ses, ben piştim anlamına gelen ses.
Pilav tamam. Şimdi sucuğumuzu da böyle bir güzel kavuruyorum tereyağıyla birlikte. Ya ben de sanıyorum ki evde bayağı sucuk var. Bizimkilerden kalır mı? Çok az kalmış. Artık yapacak bir şey yok. Olanı hemen şöyle lezzet versin diye içine dökeceğim. Haydi bismillah. Şöyle güzelce de karıştıralım. Vallahi nasıl da güzel koktu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer yakında bu kokulu da giderse ekranlara, herkes kokusunu aldığı şeyi yapmanın peşine düşer. Ki inşallah öyle bir şey olmaz. Pişti. Kuru fasulyelerim de akkuş fasulyesi. Gerçekten iri iri taneli oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Ordu Akkuş'un ilçesinde öyle güzel bir fasulye. Oradan alıyoruz genellikle biz. Yemekler hazır. Şöyle havuçla beraber güzelce kerevizi de rendeledim. Sonra güzelce sarımsaklı yoğurtla bir meze haline getirdim. Ceviz varsa içerisine ceviz de ekleyin. Harika oluyor. Mutlaka deneyin. Hem ikram sofralarınıza hem de yemeğin yanına çok yakışacaktır. Bu arada neredeyse pilavı göstermeyi unutuyordum. Evet, pilavımız da gayet güzel tane tane bir şekilde pişti ve demlendi. Hemen şöyle güzelce bir altından üstüne doğru karıştıralım. Gayet güzel bir akşam yemeği menüsü oldu. Söylediğim gibi hemen yanına bir soğan söğüşü ve turşu çıkartırsak mis gibi olur. Çok şükür diyorum. Okuldan gelince yapılan ilk görev. Eller yıkanır, üst değiştirilir ve ödevlerin başına geçilir. Doğru mu? Evet. Ne kadar daha var? Aha, daha çok sayfa var. 20, matematikten 23'den 40'a kadar. Bugün ödevi çok mu vermiş? Evet, bir de şiir yazacağım daha defterime. Daha deftere bir ton yazacak. Ama dursana ya, hafta sonuna giriyoruz. O yüzden sen bütün günü hepsini sığdırmak zorunda değilsin ki. Yarın okulu yok. Ben bugün de hepsini bitireceğim. 70 soruluk 70 sorusunun hepsini defterime yazdım bir günde. Acaba zorun neydi Ceren? Hemen öbürküsü gün tatil. İyi tamam, kolay gelsin, bitir bakalım hepsini, ama hepsini bitirme. Hepsini. Tamam mı? Hepsini bitirme, hayır yok. Sonra zaten baban abini almaya gitti. Onu da geldikten sonra yemeğimizi yeriz. Ondan sonra bir ara verip gene devam edersin. Çünkü üst üste hem seni yorar hem beynini yorar. Anlaştık. Hadi bakalım, kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle eşim hemen oğlumu alıp gelene kadar dedim ki veda videosunu çekeyim, toparlayayım, düzenleyeyim, sizlerle kavuşayım. Çünkü çok heyecanlıyım. Fikirleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. Çok merak ediyorum. Ne diyeceksiniz? Nasıl tepkiler vereceksiniz? Aslında daha önce yayınlamıştım. Videonun başında da söyledim. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler şimdi karşılaşacak. Üzgünüm, kitabı hala gösteremiyorum. Çünkü kargo ile alakalı bir sıkıntı olmuş, ama inşallah bir sonraki videoda elimde olarak göstereceğim sizlere. Yurt dışından alacak olanlar tıkla 24'ten alabilecekler ve Türkiye'nin her yerinde Diyanar mağazalarında ve birçok kitapçıda da satışta olacak Allah'ın izniyle. Tekrar söylüyorum, yurt dışından tıkla 24 üzerinden alabileceksiniz, ama şu anda orada var mı yok mu, yoksa hani nasıl bir zaman süresi var. Biraz zaman alabilir belki, hani yayılması, dağılması, bütün raflara, bütün kitap evlerine, bütün yayın evlerinden bir anda, bu yayın evinden bir anda çıkıyor olması. Ama zamanla oturacak, bir düzene girecek. Buraya kadar geldik, bu raddeye kadar geldik. Buna da bin şükür diyorum. Rabbim güzel kapılar açsın inşallah. Allah hayırsızları def etsin, uzak etsin hayatımızdan. Zaten görüyorsunuz, bazen işleriniz çok güzel yoluna gidiyorsa, rast getiriyorsa, Allah demek ki sizleri ödüllendiriyor, mükafatlandırıyor. Her sıkıntının, her zorluğun arkasında mutlaka bir mükafat gizleyen Rabbime şükürler olsun diyorum. Ve cumanız mübarek olsun. Rabbim kalbinizde, gönlünüzde ne duanız, ne dileğiniz varsa inşallah hayırlıysa kabul etsin. İşleriniz, güçleriniz, siz hayal olarak ne kuruyorsanız eğer şu anda, her zaman söylüyorum, hayırlıysa kabul etsin. Çünkü ben her zaman böyle dua ettim. Ve Allah da siz iyi olun, doğru yola sevk ettiriyor.
doğru insanlarla karşılaştırıyor. Şuranız doğru olsun, yolunuz hep gül bahçesi, ama bundan sonra hep lavanta bahçesi diyelim. Lavantaların benim hayatımda da gerçekten çok önemli bir yeri vardı. Bundan sonra çok daha önemli olacak. İnşallah seversiniz. Dualarınızda olmak çok güzel. Sizler benim ailemsiniz. Zaten orada size de teşekkür ettim. Sizlerden güç aldım. Biliyorum siz de benden güç alıyorsunuz. İnşallah bir sürü insanın hayatına dokunurum. İçinizdeki cevheri çıkartamıyorsanız artık çıkartın. Herkesin içinde gizlediği bir cevher var. O sizde saklı. İnsan bilir kendisinde hangi konuda başarılı olduğu, hangi işi yapabileceğini. Oraya doğru yönelin. Bakın siz yola çıkın. Yol nasıl önünüzde açılacak? Nasıl önünüze fırsatlar çıkmaya başlayacak? Niyet edin. Niyetiniz doğru olsun. Ondan sonrası Allah'ın izniyle Rabbim çok güzel kapılar açıyor. Sizleri çok seviyorum. Desteğiniz için bir kez daha söylüyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah sizi başımdan eksik etmesin. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup destek vermeyi unutmayın. Çünkü kanalının büyümesi demek bizim daha büyük bir aile olmamız, bir sürü kişiye daha ulaşabilmemiz anlamına geliyor. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni vloglarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.